بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بقرة سورة 89 آيات. أستعيذ بالله. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ve ular bilen birge bugün, yani Tevrat. Yahudilerde bugün Tevrat'ını tasdik kılıcı bulup, Allah'ın huzurudan ularge bir kitap gegende ve ular bundan aldın, bu Kur'an gelişliğinden aldın, Muhammed Aleyhisselam gelişliğinden aldın, kafir bugünlerinin karşısına, kafir bugünlerinin ziddiye Allah'tan fath talep kılışarıdı. Nusret talep kılışarıdı. Ularının tanigen nesnesi ularge kigende unge kafir buldular. Kafirlerge Allah'ın laneti kafirlerge sabittir. Ya ki kafirlerge Allah'ın laneti busun. Dip Allah Teala bu ayette haber veriyat. Tafsirde ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه من التوراة والقرآن، يعني أولادنا بريء بيجان كتاب التوراة، توراتنا تصدق لوج كتابه سا قرآندر، وكانوا من قبله، يعني قبل مجيئه قرآن كليش لجدان عالن يستفتحون يستنصرون نسلك قلب كل شردة على الذين كفروا كافر لنين زدية يقولون اللهم انصرنا عليهم بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوسِ آخِرَ الزَّمَانِ. Aytishadilar ki, ahir zamanda jo'natiladigan payg'ambar bilan kofirlarning ziddiga bizlarga nusrat bergin deb Allohga duo qilib aytishardi. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lekin ular tanigan narsa, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomning jo'natilishligidan iborat bo'lgan haq. Ular tanigan shu haq kelganda kafaru bihi kofir bo'lishdi, hasadan hasad qilishib. Nimaga endi bu payg'ambar arablardan chiqdi, bizdan chiqmadi deb hasad qilishdi. Va xofan ala riyasati va raisliklardan qo'rqdi. Agar payg'ambarimiz alayhisalom yerigasa, u kishiga itoat qilishlik kerak. Ularning soxta mansablari ketib qoladi. Shuning uchun kofir bo'lishdi. وجاب لما الاولى دل عليه جاب الثانيه. Birda lamma kalimasi ikki marta keldi. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ikkinchisi esa falamma ja'ahum. Ikkalasiga alohida javob kelishlik kerak edi. Imom Suyuti aytayaptilarki, birinchi lammaning javobiga ikkinchi lammaning javobi dalolat qildi. Ya'ni kafaru bihi oldingi lammaga ham javob bo'ladi. Ular kofir bo'lishdi Muhammad alayhisalomga va Qur'onga. Ba'zilar esa boshqa fe'llarni taqdir qilishadi. Avvaliga masalan kazzabu deyishadi. Yolg'onga chiqarishdi deydi. Lekin bu yerda kafaru bihi salohatan oyatda kelganligi uchun shuni olganligimiz afzal. Fal'anatullohi alal kafirin. Allohning la'nati kafirlergedir. Yani kafirlerge Allah'ın laneti busun. Müfessirler zikir kıladılar ki, mesela Ansari sahabeler etediler, Medine ahli. Bu ayet biz ve Yahudiler doğrusu da nazır buldu. Biz Yahudilerden cenk tutar edik. Onlar ahli kitab idi. Onlar Allah'ın işini şer idi. Gerçi şirk bu sevmek idesi de.
Peygamberlerge imanları bar idi, egerçi sahte bu seyem. Ahiretge imanı bar idi, sahte bu seyem. Ve kitaplarge imanları bar idi. Ve biz esek dedi Araplar, müşrik idik, bütperest idik. Ahiretge iman yok idi. Burada peygamberge işenmes idik. Ve burada kitapge amel kımes idik. Ulardan can kıyanımızda, ular daim bizi tehdit kılardı, korkutacaktı ki, bizi kitabımızda Allah Teala haber vergen, kıyametke yakın, ahir zaman peygamberi keledi. Oşa peygamberini sebebi bilen Allah Subhanehu ve Teala uzunu dinini bütün dünyaya hakim kıladı. Hiç kim bunu karşısına türelmeydi. O elbette galip buladı. Şu zat kegenden ki o kişi bilen birge bulup siler ben cenk ilemiz. Oşa da siler mağlup bulasılar. Başka çareleriz yok. Dip tehdit kılıp bizi korkutacağıydı. Bizden korkup çocuk yürerdik. Bu ahir zaman peygamber ya ki şahsiyet kise demek bizi halatımız ağır bularkendir. Aslında Medine'deki Araplar Peygamberimiz Aleyhisselam bunların hac mevsumunda davet kıyandı. Peygamberimizi davetliğe şaşırgenliğinin hikmetlerinden bir tanesi yapıyordu. Bunlar Yahudlardan tehdit etti bir aradı. Şunun için açtı ki Yahudlarda ayeti bürgen şahsiyeti bana şu kişi bulsa gerek. Biz avval imanga kirelik, biz şaşırelik. Şunasa ki eğe çıkaylık ki Yahudiler bu sahada bizleri tüketmesin yeteki onlarla mağlup bu meyliydi. İmanga şaşırılıştı, Peygamberimiz Aleyhisselam'a bayat kılıştı. Bunlar imanga geldi. Bu vakitte onlar kafir idi. Yahudiler ise وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Peygamberimiz Aleyhisselam gelişten aldın, Kur'an gelişliğinden aldın. Yahudiler, ahli kitap, kafirler yani Araplarının ziddiye Allah'tan fesh talep kılışardı. Ya Rabbi ahir zaman peygamberini yönetkin ve o kişiyle birgelikte biz cihat kılıyorduk da kafirleri yok atıyorduk. Bütün dünyaya seni dinini, seni şeriatini hakim kılıyorduk deyişardı. Ama Araplar imanı kabul kılıştı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ını tasdik kılıştı. O kişinin safı da türdü, o kişiden bir cihat kıldı. Lekin Yahudlar ise فَلَمَّ جَاهُمَّ عَرَفُوا Ular tanıgan nesle kigen de Muhammed Aleyhisselam kigen de كَفَرُوا بِهِ Onge kafir buluştu. Yahud ve Nasraniler Kur'an'ı inkar kılıştık ve Kur'an'ı kabul kılmıştık ki hiç kendi bahanesi yok. Eğer Kur'an ve hadis Allah'ın kitabı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın alıp giden bu kitabı Tevrat ve İncil'de inkar kıseydi, rad kıseydi, onlar başka bir kitap ki bu. Tevrat ve İncil Allah'ın kitabıydı. Ama sıradaki kitaplarınız bu kitabı inkar kılıyordu. Demek ki Allah dikemez. Size bu neredir? Ve harankun demez. Ben Allah'a diyordu. وَلَمَّ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Onlar ki Allah'ın huzurdan kitap kıyandı. مُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ Ve bu kitap ularla birge bugün nesini, Tevrat ve İncil'ini tasdik kılıyordu. Tasdik kılı yaptı Tevrat'ını, İncil'ini tasdik kılı yaptı. Tevrat haktır Allah'ın kitabı diyordu. İncil hak Allah'ın kitabı diyordu. Musa hak Allah'ın peygamberidir, hatta Kelimullah'dır. İsa haktır Allah'ın peygamberidir. Allah Subhanehu ve Teala onu atasız yarattı. Anası mene Meryem, pakiz ayal. Musa Aleyhisselam doğrusu Yahudiler hem de bir hürmet, ihtiramı bulsa, muhabbeti bulsa aynı şekilde bayan kılındı. Nasraniler İsa Aleyhisselam ve anasıya hem de bir muhabbetler, ihtiram bulsa İslam ondan göre mükemmel, ondan göre güzel halette İsa Aleyhisselam ve Meryem anamızın faziletlerini bayan kıldı. Şimdi hem de kılıp inkar kılışadı. Ne için Kur'an'ı onlar kabul kılışmayadı? Şunun için Allah Teala bunu hasla zikir kılıyordu. Musaddiqu lima ma'ahum. Bu Kur'an onlardan birge bo'lgan narsani tasdiq qiluvchi, tasdiq qilarini, takzib qilmasdi, yolg'onga chiqarmasdi-ku. Nima inkor qilishyapti? Demakki ularni shar'an va aqlan hech qanday bir dalillari yo'q. Faqatgina nafslariga ergashib, ularga dunyoviy bir zarar kelyapti turgani uchun. Dunyoviy zarar ham aslida zarar emas bu. Mana sahobalar payg'ambarimizga ergashib, dunyoviy e'tibordan zarar ko'rdimi? Zarar ko'rmadi.
Belki Allah subhanahu ve teala dünya ve onun içindeki bütün nesillerini sahabelerin ayağını tergi taşıdı ki. Eğer bu Yahud nesraniler Peygamberimiz aleyhisselam'a iman keltirgen deydi. Bana bazıları keltirişti. Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali, İbn-i Mesud, Ebu Hürer'in safhinde bağırdı ki onlar. En aziz insanlarga, şahsiyetlerge eylendi ki, hemisi bana şu üzzetliğin sahibi bulardı. Lekin şeytan onlarda eldedi, sahte ve haram bugün dünyavi menfaatler için terk kılıçtı. Kalın, yesteftihun, fetih talep kılıç aradı. Muhammed Aleyhisselam kise, Muhammed Aleyhisselam bütün dünyanın fetih kılıçlığını bilişerdi, hazıran bilişerdi. Yahud Nasrallah cüde yaşı biledi ki, berber İslam hakim buladı. Berber Muhammed Aleyhisselam'ın dini bütün dünyaya hakim buladı, galip buladı. Berber şimdi zamanlar kirledi ki, İslam'dan başka din kalmaydı. İslam'dan başka dini emel kirledi ki, insanam kalmaydı. Bunu yaşı bilişerdi. Lekin fakat yine hasat kılıp ve dünyavi sahte menfaatlerge eldenip, bana bu hakka düşman buluştu. Hem uzları kafir buluştu ve hem uzları geri geçken avamlarını yembeddah kılıştı. Bana milyonlarca, milyatlarca Yahud nesranilerini, bana şu milletlerini, ularının damlaları, ularının tirleri, bana beddah kılıp cehennemge, otun kılıp cehennemge yetirip gidiyordu. Karın yestaftihun diye yaptı Allah Teala. Fetih talep kılış aradı. Muhammed Aleyhisselam ki ise o kişiden bir gece cihat kılığımız bütün dünya fetih buladı iş aradı. Tevrat İncil'de haber verilgen bu nasa. Aytilin gel. Demek şimdi hazır ki Müslümanlar İslam dinini bir zayıfdi buluşadı. İslam dini dünyaya hakim buluşu mümkünmezdi böyleydi. Yahud ve Nasraniler bu hakkı bilgen halette İslam dini dünyaya hakim bular mıydı? Müslümanlar arkada kap gitti. Kur'an 15 asır aldın, nazil buludu. Bu asırga cevap verer miydi? Salonu, pistonu, Amerika, Avrupa'ya ki Rus cüde kudretli bu gitti. Ular hiç kim tenkeler miydi? Diyen vasıtalarını, sefsatalarını yapıradı. Ular ki elbette her bir batıl, özünü batılını mehtu uğradı. Lekin İslam ahli, bunu işenmezlik gerek. Bu geplerde tasdik kıyan Müslüman kafir buladı. Bu şunçeli bir hatarlı narsa. Bu itikadi mesele bu. Mumin kişiçlik gerek ki İslam daim âli bugen, kıyamet geçe âli buladı. İslam daim mükemmel bugen, her kendi hacetke, her kendi ihtiyaçke cevap verigen, bizi zamanımızda hem cevap verirdi, kıyamet geçe hem cevap verirdi. Ve İslam beraber hakim buladı. İslam'dan başka hiç kendi din, hiç kendi tüzüm, hiç kendi cemiyet, kabul mesti kafir rakılışlık gerek. Ve İslam ahli mumin kişiçlik gerek ki bu nesle bizi Kur'an-ı hadisimizde malum. Ey Yahud nesraniler, Allah'tan korkuylar. Sizlerden kitaplarınızda etilingen nesle. Tevrat ve İncil'de hem İslam'ın hakim buluşluğu, Muhammed Aleyhisselam'ın alıp giden şeriyeti bütün dünyaya galip buluşluğunu, tatbik kılınışlığını Tevrat İncil'de hem etilingen. Üyel misiler mi? Nime gözlerinizi Tevratlarınızı hıyanat kılıyorsunuz? Değiştiğimiz gerekirdi. Peki beşara hazırlığı Müslümanlar uzunu Kur'an'dan haberi bulmadığı için kafirlerdir rad kılıp uladı uzunu kitabıdan zararına hüccet getirişti onlara. Ular geri geçip gitti yaptı. Ular küfür akidesini tasdik kılışı yaptı. Hazır Yahud nesaline benim alal oturup da Müslümanlar tartışı yaptı. İslami kanunlarını tatbıksa buladı mı bu miydi mi? Hani bana Mısır'da Mısır'daki bazı kişiler Mısır'da İslami hükümet kuramız dedi, İslami hükümet bulsun dedi. Mısır milletini köptülüğü ve taşkandaki Müslümanları köptülüğü, yani alim mendigarları köptülüğü bu zamanda İslami hükümet kuruşluğu mümkünmez. Bu miydi? Hemenimiz ağzıyımız, kısa yakışı bana değil, kılan mıyımız? Değişiyat. Yani kısa yakışı bulsa, ağzıyım bulsa, kılı vurgun. Nemeden korku yapsan? Nime menkıl yapsini? Bana hazır Suriye'deyim. Suriye halatını, neticesi elbette İslam buladı, İslami hükümet buladı. Fakat yine Kur'an-ı hadiske göre hüküm kılmadı değil yaptı. Üyerdeki cihat kıl yaptırgenler, mücahitlerge yardan beri yaptırgenler ve küfürge, zulümge karşı küreş yaptırgenler yaptı ki biz bunçeli fidakarlık kıl yaptız, İslam'da hakim kılıçdaki için de yaptı.
Ama tashqaridan yürüyen olimlariga qarasangiz, kattalariga qarasangiz, aytayaptiki, ertaga boshlar kelsa biz demokratik davlat quramiz deyapti. İslomiy davlat qurish mumkin emas deyapti. Biz islomiy davlat quradigan bo'lsak, butun Amerika, butun Yevropa, butun kofirlar bizga dushman bo'ladi. Biz ular bilan jang qila olmaymiz, kuchimiz yetmaydi. Avval ular rozi bo'ladigan demokratik davlat quramiz, keyin islom quvolamiz deyapti. Bu mumkin emas u. Oldin demokratik davlat qurasan, keyin ular seni kofir qilishadi. Qarin, musulmonlarni olimlari shu holatga kelib qoldi. Islomiy hukumat qurish mumkin emas. Bo'lmaydi. Deb tortishyapti ular. İlimsizlerde yengip taşıyalım. Peki bu Tavrat ve İncil'de hemkigen Yahud Nasrani'ler uzları bilerdi, yaşırıp yürüptüler. Halen yestafihûne alellezîne keferû. Kafirlerinin ziddiğe Allah'tan fethi talep kılışarıdı. Allah'ın bizge fethi bir gündür. Fethi kılılık, her tarafta basvarilik, her yerge senin dinine hakim kılılık deyişarıdı. Bilerdi ular. Hazıran bilişerdi. Hozirgi kofirlar ham hayron musulmonlardan, musulmonlarning olimlaridan. Bunchalik kutmagan edi ular musulmonlardan. Lekin Qur'on Alloh saqlasin, bunday holatda bizni zararimizga hujjat o'p qoladi. Qur'on islom har qanday zamonda, har qanday makonda bemalol hokim bo'ladi. Hech qanday bir e'tiroz yo'q, hech qanday ma'noilik yo'q. Kofirlar qarshimi? Albatta qarshi bo'ladi. Amerika, Yevropa, Rus, Xitoy bütün kafirler elbette karşı buladı. Yani onlar izin verse ki biz İslami hükümet kuruşumuz gerekti. Amerika izin verse, Avrupa ise meyli Müslümanların biraz yaşasın. Meyli. Biraz muhlet verildi kendi onları gel. Hiç bu mesela bir 5 yıl İslami devlet kuru alışsın dedi. İzin verse ki yine ulamalarına sıfatla bir adım. Ben yani İslami devlet kuru ilerledim. Allah Teala buyurgan ki bu farz ki İslami devlet kuruşluğumuz, İslami hükümet buluşluğu, İslami hilafet buluşluğu farz. Her bitti mumun kişinin boynunda farz buyurganlarsa bu. Bunun için mücadele kımagen, hareket kımagen, Müslüman günahkar buladı, asi buladı. فَلَمَّ جَاهُمْ مَا عَرَفُوا Ular tanigen derse ki yende keferu bihi. Ular Muhammed Aleyhisselam'da cüde yaştan idi. Hazır ki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'dı, tanımaya konu yaptı. Lekin Yahud Nasrani'yle cüde yaştan idi. Bozulu tanıma genge o yanıge, Müslümanlara mişanıp gitti yaptı. Çünkü adam tanımasakken, hatakıl yaptı, şekerizi böyle yaptı. Cahil Müslümanlar. Lekin ular cüde yaştan idi. Karin, ne arafu, ular tanıgenlerse, ular yekigenler de yaptı Allah Teala. Bütün Yahud ve Nasrani'ler Muhammed Aleyhisselam'dı yaştan idi. Hani ki yenge ayetlerdeki ne de Allah-u Teala? Ya'rifûnehu keme ya'rifûne ebnâhum. Ular Muhammed Aleyhisselam'ı şu derecede tanıydı ki, uzlarını, oğullarını tanıyendik. O şu ayetini tefsiri de, kimrak bayan kılamız, uzlarını, oğulunu tanıyendik tanışandı. Kur'an'da haklıgını cüde yakşı bilişandı. Aslında Kur'an hakim buluştuk kereginliğini cüde yakşı bilişandı. Ve işlerde etsedi ki, kaş gidi Kur'an bizi gekigen dedi. Yani kaş gidi şu peygamber bizden çıksaydı, sözüden çıkmasaydık. Lekin Arap'tan çıkıp kaldı. Onu biz kabul kılamayız. Dişe de ortalarda. Felanetullahi alel kafirin. Allah dedi ki, kafirler ki Allah'ın laneti olsun diye. Onlar kafirdir. Yani Allah uladı kafir diye yaptı. Keferu bihi diye yaptı. Kafir buluştu diye yaptı. Yahud Nasrani'lerde kafirlikte şey şube yok. Hani her ayette Allah-u Teala haber veriyor. Bizim zamandaki profesörler hayran kalırız. Kendi kılıp bunlar Yahud Nasrani'lerde Müslüman diyor. Kendi kılıp cennette girgiz mahçı. Bunlar Allah'tan başka bir Rab topken yok şeydi. O şey Rab, Deccal, onlarca cennetini vaada kılıp durgen yok şeydi. Lekin Rabbul Alemin buygen Allah Subhanehu ve Teala Yahud ve Nasrani'lerini cennetine kirgizmeydi. Allah uzun kitabı da etkiledi. Keferu bihi. Yahud ve Nasrani'ler Muhammed Aleyhisselam'a ve Kur'an'a kafir buluştu. O kafirlerine Allah'ın laneti bulsun diye etti Allah Teala. Lanet ne dedi yani? Ütken nesnede metrindi. Allah'ın rahmetinden kumak, haydemak, uzaklaştırmak diye yani.
Allah'ın rahmetinden uzaklaştı mı, o insan ebeden necat tatmıyordu. Ve Allah lanetlediğini bütün mevcudatlar lanetliydi. Hani Allah uzunu lanetini ilan kılıyordu. Allah'ın laneti olsun diye. Bütün feriştere lanetliydi. Bütün mumullar lanetliydi. Bütün derahlar, hayvanlar, kuşlar, haşaratlar, taşlar, hepsi lanetliydi. Bütün mevcudat lanetliydi. Bu ayetten malum buldu ki, kafirler, fasıklar, zalimler, yani Allah'a karşı bo'lganlar, yoki Allah'a muhalefet qilgan kişilerini umumi holatda lanetlese bo'larkan. Kafirlerge lanet bo'lsin, ya zalimlerge lanet bo'lsin, fasıklarga lanet bo'lsin desa bo'laradi. Ama muayyen kılıp, falancıya lanet bo'lsin desa, unga ixtilof bor. Yani o falancı eğer Müslüman bo'lsa, sizga haqiqatdan ham zulm qilgan bo'lsa, boshqa chorasi qolmagan bo'lsa, va siz uni la'natlashda haqli bo'lsangiz, unda joiz bo'ladi. Shunda ham la'natlamaganingiz yaxshi-yu, lekin joiz bo'ladi. Agar bir kofir muayyan bir kofirni la'natlasa, unga ixtiloflar bor. Masalan, Fir'avnni la'natlashlikka ixtilof yo'q. Shaytonni la'natlashlikka ixtilof yo'q, ixtilof qilgan kofir bo'ladi. Abu Jahl, Abu Lahabni la'natlashlikka ixtilof yo'q. Lekin ularni yaxshi ko'radigan insonlarni oldida la'natlamaysiz, agar ularda ham quvvati bo'lsa. Nimaga? Chunki ularni la'natlasiz, masalan Fir'avnni yaxshi ko'rgan, yoki Lelinni yaxshi ko'rgan, Karl Marxni yaxshi ko'rganlarni oldida Lelinni la'natlasiz, keyin ular bizni payg'ambarimizni la'natlashligi mumkin. Bizga zid qilib, bizga aziyat berishlik uchun bizni payg'ambarimizni va sahobalarni la'natlashligi mumkin. Shuning uchun bu holatda la'natlamaysiz. Ammo ular ojiz bo'lsa, zaif bo'lsa, ularga tushuntirgan holatda, tushuntirib, dalillardan isbot qilib, keyin la'natlasiz bo'laveradi. Lelin mana sizlarni ham xor qildi, shunday rasvo qildi, yaxshiliklardan sizlarni mahrum qildi, adashtirdi. La'nat bo'lsin bunday xoinga desiz bo'laveradi. Va siz hokim bo'lsiz albatta. Lekin hozir tirik bo'lgan kofirlar to'g'risida, masalan Bashshorni la'natlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Suriyadagi mana Bashshor ismini qarang, tom ziddi. Bashshor degani ko'p bashorat beruvchi degani. Fabashshirhum bi'azabin alim. Ularga alamli azob to'g'risida bashorat bergin. Bashshor o'zini askarlariga jahannamdan bashorat beradi. Ko'p bashorat beradi. Kafirler, İslami diyarlarına şimdi adamlarda koyuşken ki isimlerine karşısız biri Bashshor, Mısır digine karşısız Hüsnü Mübarek, hani? Pakistan'a geliyordu Müşerref, hemen şimdi adlarda temleşken. Ama hemen ismini ziddi. İsmini ne olsa şimdi tam tezkarası. Mutlaka ziddi. Bashshor yoksaken kafirler, zalimlerdi, lanetleştik, caiz. Lekin shunda ham ulamolar aytadiki, la'natlamaganlik afzal. Joizligi ixtilof yo'q. La'natlamagan afzal deydi. Yana uning ustiga hali hozir aytganimizda ixtilof bo'ladigan yoki uni quvvati bor yerlarda la'natlamaysiz. Masalan, Bashshorni hokim bo'lgan shaharlar, yerlar, mintaqalari bor. Ularni oldida la'natlamaganligingiz ba'zan vojib bo'ladi, chunki ular payg'ambarni la'natlaydi. Va sahobalarni la'natlaydi. Bashshor kim? Bashshor la'natlaysizmi, la'natlamaysizmi? Ma'lumi badbaxt. Lekin payg'ambarni la'natlashligi, sahobalarni so'kishligi og'ir narsa bu. Shuning uchun ularni tilini ishlatmaslik kerak. Ishlamasin, so'kmasin biz aziz insonlarimizni. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin deb Alloh taolo e'lon qilyapti mana. 90-oyat. Bi'samashtara bihi anfusahum. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى كلارنين içiden özü xohlaydigan kishiga özining fazlidan nozil qilishligiga tushirishligiga bag'ovat qilishib haddlardan oshib qarshi chiqib Alloh nozil qilgan narsaga
kafir bo'lishliklari bilan o'zlariga sotib olgan narsa qanday ham yomon bo'ldi deyapti Alloh taolo. Qarang, Yahud va Nasroniylar va boshqa butun kofirlarning asl marazini ochyapti Alloh taolo. Ular g'azab ustiga g'azabga haqli bo'ldilar. G'azab ustiga g'azab bilan qaytdilar. Va kofirlarga xorlaguvchi azob bordir. Tafsiri bi'samashtarau ba'u ishtarau balin ba'a ya'ni ishtaro sotib oldi degani ba'a sotdi degani. Ikkala kalima bir-birini o'rniga ishlatiladi. Ishtaro sotib oldi yoki sotdi desiz ham bo'ladi. Ba'a ham shunday, ba'zan sotdi, sotib oldi deyiladi. Va ma nakiratun bima'na shay'an. Bi'samadagi ma nakiradur. Şey degan narsa degan ma'noda. Tamizun li fa'ili bi'sa. Bi'sa'ning fa'ili uchun tamizdir. Bi'sa'ni bilasizlar, mazammat fe'llaridan val mahsusu bizzammi bihi anfusahum. Mazammatga xoslanuvchi esa osha bihi anfusahumdir. Ay hazzuha minas savob. Savobdan bo'lgan nasibasi, ya'ni jazosi muqobilidan bo'lgan nasibasi. An yakfuru ay kufruhum kafir bo'lishliklari bima anzalallohu minal qur'ani Alloh taolo Qur'ondan nozil qilgan narsaga kafir bo'lishliklari bag'yan maful lahu liyakfuruga maful lahu degani da'vat qilishlik uchun ay hasadan da'vatni hasad deb ta'sir qilyaptilar ala an yunazzilallohu bit takhfif va tashdid ay yunazzilani tashdidlansizdan bo'ladi nazzala yunazzilu yoki taxfif qilib ayyun zilallohu tizdan bo'ladi. Min fazlihi alvahiy. Alloh taolo o'zining fazlidir. Fazli nima? Vahiydir. Ala man yasha'u o'zi xohlagan kishilarga. Li risalati min ibadihi. Ya'ni qullarining ichidan risolat uchun, rasul qilishligi uchun Alloh taolo xohlagan kishini tanlashligi va unga o'zining fazlini, vahiysini tushirishligi. Fada'u, yani raja'u, qaytdilar bi g'adabin minallohi bi kufrihim bima anzalallohu. Alloh taolo nozil qilgan narsaga kofir bo'lganliklari uchun Alloh tarafidan g'azab bilan qaytdilar. Va tankiru lit ta'zim. Bu yerda g'azab kalimasi nakira bo'lib kelyapti, ta'zim ulug'lashlik uchun. Ya'ni Alloh tarafidan juda katta g'azab bilan qaytdilar. Ala g'adabin g'azab ustiga. Istahaqquhu min qablu. Ya'ni bundan oldin o'sha g'azabga haqli bo'lishdi. Ya'ni buzoqqa ibodat qilishganliklari. Bi tazi'i tavrati, tavratni zoya qilishliklari bilan, val kufri bi Isa, Isa alayhisalomga kofir bo'lishlari bilan. Valil kafirin azabu muhin, kofirlarga xorlaguvchi azob bo'lsin, ya'ni zu ihanatin, mana xorlashlik azobi. Kofirlar uchun xorlovchi azob bordir. Alloh subhanahu va taolo Yahud va Nasroniylar va boshqa kofirlarning qilgan ishini qanchalik yomonligini va ular nima uchun bunday qilishdi, nimaga kofir bo'lganligini va bu ish aslida nima edi va oqibatda nima bo'ldi ular, hali dunyo oxiratda qanday jazolar beriladi, mana shunday muhim masalalarga bitta oyatda javob beryapti. Ular o'zlariga sotib olgan narsalari juda yomon bo'ldi. Yahud nasroniylar o'zlarining hayotida yashab shuncha mashaqqat qilib sotib olayotgan, hosil qilayotgan narsasi nihoyatda yomon narsa bo'lyapti. O'tgan darslarda ham aytdik, har bir inson bu dunyoda, bu hayotda tijoratchidir. O'zini sotuvchidir. Bozorga chiqyapsiz. Bu hayot bir bozorga o'xshaydi. Ya o'zingizni jannat uchun sotib olasiz, yoki jahannam uchun sotib olasiz. Ikkalasidan bittasiga ahl bo'lasiz, sohib bo'lasiz. Mana shunday bir bozorda yashayapsiz. Jannatni sotib olib turgan kishilar ham molu jonini beradi, jahannamni sotib olib turganlar ham molu jonini beradi. Tarixda doim islom ahli bilan tavhid ahli bilan urushib turgan kofirlar, qarin, pul sarflamayaptimi? Jon ketmayaptimi? O'lmayaptimi ular? Qarin, pul berib, molu davlat berib, jon berib, nimani sotib olyapti? Jahannamni sotib olyapti. Ammo mu'minlar, ahli tavhid va ahli haq bo'lgan kishilar, ular ham mol beryapti, davlat beryapti, jon berishyapti, fidokorlik qilyapti,
Nimani sotib olyapti? Jannat sotib olyapti. Ularniki qanday ham yaxshi, ne'ma. Ammo ularniki qanchalik yomon, be'sa. Nihoyatda yomon narsani sotib olishyapti o'zlariga. Va sotib olgan narsalari nima ekan? Ayyak furu. Kofir bo'lishliklaridir. Kofirliklaridir. Allohning nozil qilgan narsasiga. Allohning nozil qilgan narsasiga kofir bo'lishdi. Allohning kitobi Qur'onga kofir bo'lishdi. Bu yerda Alloh taolo mutlaq aytayapti, Allohning tushirgan narsasiga deb. Nimaga? Aytmayaptiki, an yakfuru bil Qur'an. Qur'onga kofir bo'lishligi deb xoslamayapti, umumiy qilyapti. Chunki ular Qur'onga kofir bo'lishligi bilan Tavrotga ham kofir bo'lishadi. Nasroniylar Qur'onni inkor qilishligi bilan Injilni ham inkor qilgan bo'ladi. Zaburni ham inkor qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning butun nozil qilgan kitoblariga kofir bo'ladi ular. Qur'onga kofir bo'lgan kishi butun kitoblarga kofir bo'ladi. Muhammad alayhisalomga kofir bo'lgan inson butun payg'ambarlarga kofir bo'ladi. Yahudlar o'ylamasinki, biz faqatgina Muhammadga qarshi chiqdik, lekin Musoga bo'lgan muhabbatimizda bormiz, uni ummatimiz demasin. Yo'q. Ular Musoga kofir bo'lishdi. Nasroniylar aytmasin, biz Muhammadga qarshi chiqdik xolos, lekin Iso alayhisalomga iymon keltirganmiz, u kishi bizni qiyomat kunida shafoat qiladi demasin. Nasroniylar agar hech qanday bir xatosi bo'lmasa, butun amallari to'g'ri bo'lsa, bittagina xatolari bo'lsa, u ham Muhammad alayhisalomni payg'ambarligini inkor qilyapti degan bo'lsa, jahannamda abadiy qolishiga shu yetadi. Ammo ularning hayotiga qarasangiz, ko'ylijani ketadi. Butun hayoti, butun amallari xilof. Hamiz jaholat, zalolat, shirk. Yaxshi tarafi yo'q. Olimlari xiyonat qilib ularni mana shunday xor holatga tushirib qo'ydi. Alloh taolo shu umumiy qilib bima anzalallohu deyapti. Allohning tushirgan narsasiga kofir bo'lishliklari deyapti. Nimaga kofir bo'lishdi? Bag'ovat qilishib, hasad qilishib, ya'ni hasad deydi ba'zilar, zulm deydi ba'zilar, haddidan oshib deydi. Ba'zilar havoi nafslarga ergashib deydi. Har xil tafsirlarda keltiradi, lekin bu tafsirlar hammasi to'g'ri. Chunki hammasi haddidan oshishlikdir. Chunki Alloh taolo hasadni harom qildi. Kibrni harom qildi. Zulmni harom qildi. Haqqi bo'lmagan narsani talab qilishni harom qildi. Boshqaning haqqiga tajovuz qilishni harom qildi. Bular hammasi bag'ovat deyiladi. Haddidan oshishlik. Bular nimaga hasad qilishdi? Nimaga zulm qildi? Nimaga haddidan oshdi? Nimaga qarshi chiqishdi? Ayyuna zillallohu min fazlihi ala man yasha min ibadihi. Alloh taolo qullarining ichidan o'zini xohlaydigan kishiga fazlini tushirishligiga qarshi chiqdi bular. Qarang. Ya'ni Allohning fazli, Allohning vahiysimi? Risolat payg'ambarlikmi? Allohning kitobi, kalomi, Qur'onmi? Shu Qur'onni Alloh taolo xohlaganiga beradimi? Yo yahudlardan so'rab berish kerakmi? Alloh subhanahu va taolo xohlagan qulini payg'ambar qiladimi? Yo nasroniylardan so'rash kerakmi? Yahud nasroniylarning xohishiga qarab turib Alloh taolo payg'ambar tanlaydi yo kitob nozil qiladimi? Agar yahud nasroniylar desa, yo'q, bizning xohishimizga ko'ra bo'ladi desa, shu zohati kofirlar. Mutlaqo ularda aqida yo'q demakki, o'zlaridan kelib chiqamiz. Aqida yo'qligi ma'lum-da, ularning kofirligi, johilligi ma'lum. Lekin aytamizki, demak, sizlar o'zlaringizni e'tiqodlaringizga ko'ra ham, o'zlaringizni tillaringiz, o'zlaringizni hukmlaringiz bilan sizlar johilsizlar, Allohni tanimabsizlar ekan, kofirsizlar sizlar. Alloh taolo xohlagan kishiga payg'ambarlik darajasini beradi, xohlagan kishiga Qur'onini nozil qiladi, hech kimdan so'ramaydi Alloh taolo. Alloh taolo o'zi xohlagan kishiga fazlini nozil qilishligiga nimaga sizlar bag'ovat qilyapsizlar? Nimaga hasad qilyapsizlar? Nimaga endi oxirgi payg'ambar arablardan chiqishligiga hasad qilyapsizlar sizlar? Hasad qilmanglar. Shayton nimaga shayton bo'ldi hasad qilib? Odam alayhissalomning fazilatini, darajasini ko'rolmadi, badbaxt bo'ldi, mana mal'un bo'ldi. Nima sizlar shayton yo'lini tanlayapsizlar? Agar haddidan oshdi desa, qarang, Allohga qarshi chiqyapti ular. Nimaga Alloh taolo oxirgi payg'ambarni bizdan tanlamadi? Nimaga arablardan chiqardi deyapti?
Karın Allah'a karşı şey yaptılar. Allah'a isyan kılışı şey yaptı. Bunlar da bütün kirdikarların, cinayetlerinin esası meneşidir. Bunu çumalelik bunu yaşlar. Ve yahut nesanelerde avamiye çüntürüşlük gerek. Sizler bu damlelerizi geçemmeler. Sizler de şimdi halat geçiriyor yaptı ki sizler Allah'ın işine karşı şey yaptılar. Allah'ın işine isyan kılı yaptılar. Allah'ın iradesine karşı şey yaptılar. Allah hâlegen kişiye nazıl kıladı. Hiç kimden soramaydı. Nima bo'ldi o'zlariga zulm qilishdi. Faba'u istahaqqu raja'u haqli bo'lishdi, loyiq bo'lishdi g'azabga, Allohning g'azabiga. Suyutayotganing nakira kelyapti, ta'zimga da'vat qiladi. Nihoyatda ulug' bir azobga loyiq bo'lishdi ular. Muhammad alayhisalomga kofir bo'lganliklari bilan, Qur'onga kofir bo'lganliklari bilan juda qattiq g'azabga qoldi ular. Allohning qattiq g'azabiga qoldi. Bilishardi, o'zlari so'rashardi. Allohga duo qilishadi, shu payg'ambarga jo'natgin deb kelganda dushman bo'lishdi. Shuning uchun Allohning g'azabi nihoyatda shiddatli bo'ldi ularga. Va bu ikkinchi g'azab bo'lyapti, g'azab ustiga. Oldin ham o'zi Allohning g'azabiga qolishdi ular. Ikkita g'azabga qoldi. Oldingi g'azab qaysi? Har xil qavullar bor. Ba'zilar aytadiki, buzoqqa ibodat qilganliklari. Ba'zilar aytadiki, Allohning oyatlariga kofir bo'lganliklari, payg'ambarlarni o'ldirganliklari, o'tgan oyatda kelgandek. Ba'zi aytadiki, Iso alayhisalomga kofir bo'lganliklari. Hammasi to'g'ri. Bu ishlar hammasi ularga g'azab kelishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun Fotiha surasida g'oyril mag'dubi alayhim deilganda g'azab qilinuvchilarni yo'liga emas seni g'azabingga qolganlarni yo'lidan bizni saqlagin degan oyatning tafsiri humul yahud ular yahudlardir. Qani yahudlar to'g'risida kelyapti. Fada'u bi g'adabin ala g'adab. G'azab ustiga g'azabga qoldilar. Allohning g'azabiga qolgan insonlarga siz qanday qilib ergashasiz? Nima uchun musulmonlar ular yerga yashayapti? Nimaga ularning holatini, hayotini havas qilyapti? Va kofirlarga xorlaguvchi azob bordir. Qani muhin Ahana yuhinu fi'lidan chiqib turgan so'z fa'il. Xorlaguvchi azob. Dunyoda ham xor bo'lishadi, bo'lishyapti, bo'ladi ham, oxiratda ham ular xor bo'lishadi. Shak yo'q bunga. Shuning uchun aqlli inson xor bo'luvchilarga va xorlikka mahkum bo'lganlarga ergashmasin. Aziz insonlarga ergashsin. Yuqorida aytganimizdek, bizimizdan chiqqan ba'zi dajjallar va ba'zi bir soxta domlalar, mullalar ham ayni mana shu sifatlarga tushadi. Ya'ni o'zini mahallasidan yoki o'zini shaharidan Alloh taolam boshqa bir ilmli odamni chiqarsa, shunga dushman bo'lishadi. Aytmaydiki, shu kishiga Alloh taolam mendan ko'ra ko'proq ilm beribdi ekan. Biz imkonimiz bo'lmaganda bu kishi o'qibdi, olim bo'libdi ekanlar. İstifada kılaylık, Allah'ın nimeti demeydi. Düşman buladı. O yüzden göre köpre okuyan, ilimliyrak, takvaliyrak adamlarına, alimlerine karşı çıkan mülleler, bunlar aslında Allah'ın işine karşı çıkıyordular. Ey Allah'ım ne mi geçeyim bu ilimde önce verdiğin? Begavet kılışı yaptı Allah-u Teala'ya. Benim için karşı çıkışı yaptı? Riyaset için. Yukarıdaki gendik, ular mana shu narsani o'zlariga sotib olishyapti. Soxta obro'lari ketib qolmasligi uchun. Ularda ilmsizligi bilinib qolmasligi uchun. Shu vaqtgacha yolg'on, noto'g'ri fatvolarni berib, hammaga o'zini olim deb reklama qilib yurganlari hammasi butun kirdikorlari asl basharasi ochilib qolmasin deb tavba qilish o'rniga, o'zini isloq qilish o'rniga bu gunohni isror qilyapti. Lekin Allohning g'azabiga qoladi. Va dunyo oxiratda xor bo'ladi. 91-oyat. Va iza qila lahum aminu bima anzalallohu qalu nu'minu bima unzila alayna va yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya'allohi min qablu in kuntum mu'minin. Ularga Alloh tushirgan narsaga iymon keltiringlar deilganda biz
o'zimizga tushirilgan narsaga iymon keltiramiz xolos deyishadi. Va uning orqasidagi narsaga, ya'ni o'zlariga tushirilgan kitob Tavrotdan keyin bu narsaga Qur'onga kofir bo'ladilar. Vaholanki Qur'on haq edi va ular bilan birga bo'lgan narsani tasdiq qiluvchi holatda edi. Ayta Muhammad alayhisalom. Agar sizlar mu'minlar bo'lsalaringiz, ishonuvchilar bo'lsalaringiz, nima uchun bundan oldin Allohning payg'ambarlarini o'ldirardilaringiz? Sizlar biz Tavrotga iymon keltiramiz deysizlar, nima uchun Tavrotga da'vat qilgan payg'ambarlarni o'ldirdingiz bo'lmasa? Tafsiri: Va iza qila lahum aminu bima anzalallohu al-Qur'oni va g'oyrihi. Alloh nozil qilgan narsaga, Qur'on va undan boshqa kitoblarga iymon keltiringlar deilganda ularga qalu nu'minu bima unzila alayna ayat Tavrot. Ular o'zimizga nozil qilingan narsa, ya'ni Tavrotga iymon keltiramiz xolos deydi. Va yakfuruna al-wawu lil hali. Wa bi'ta haliyadur va holanki ular bima warahu Tavrotning orqasidan, Tavrotdan keyin kelgan narsaga kofir bo'ladilar. Ya'ni sivahu aw ba'dahu min al-Qur'an. Ya'ni o'zlaridagi kitobdan boshqasiga yoki undan keyingi kitobga, u Qur'ondir ya'ni. Qur'onga kofir bo'lishadi. Va huval haqqu al-hal, ya'ni vaholanki u Qur'on haqdir. Musaddiqan halun saniyatun muakkidatun. Va tasdiq qiluvchi holatda dur, bu ikkinchi hol bo'lyapti, ta'kidlaguchi bo'lyapti. Lima ma'hum, ya'ni ularda bo'lgan Tavrotni tasdiq qiluvchi holatdadir bu Qur'on. Qul lahum, bu yahudlarga ayting. Falima taqtuluna ay qataltum anbiyallohi min qabl in kuntum mu'minin bit-Tavroti. Agar sizlar Tavrotga iymon keltiruvchilar bo'lsalaringiz, nimaga avvallari Allohning payg'ambarlarini o'ldirdilaringiz? Faqat nuhitun fiha an qatlihim. Va holanki sizlar shu Tavrotda payg'ambarlarni o'ldirishdan nahy qilingandilaringiz, man qilinadilaringiz-ku. Nima yo'ldiringiz bo'lmasam? Wal khitabu lil mavjudin min zamani nabiyina sallallohu alayhi va sallam. Bu yerda nimaga bo'lmasam o'ldirdilaringiz degan xitob payg'ambarimiz alayhisalom zamonidagi mavjud bo'lgan yahudlarga bo'lyapti. Bina fa'ala abawhum li ridohum bihi. Ajdodlari qilgan narsa bilan muxotob bo'lyapti. Alloh taolo payg'ambarimizning zamonidagi yahudlarni ham aytayaptiki, sizlar Isoni o'ldirmoqchi bo'ldilaringiz. Yahyoni o'ldirdilaringiz. Va boshqa payg'ambarlarni o'ldirmoqchi bo'ldilaringiz. Sizlar payg'ambar o'ldirdilaringizlar. Deyapti. Ya'ni bular aytishi mumkin, biz o'ldirmadik-ku, biz ajdodlarimiz o'ldirdik-ku. Deyishi mumkin, to'g'ri, ajdodlaring o'ldirdi. Lekin ajdodlaring qilgan narsa bilan muxotob bo'lasan, libidohum bihi. Shu narsaga rozi bo'lganliklari uchun. Bir gunohga rozi bo'lishlik ayni o'sha gunohni hosil qilishlikdir. Bir odam zino qilyapti, shuni zinosiga rozimisan? Shuni zinosidan qancha gunoh bo'lsa, shuncha gunoh senga bo'ladi. Bular o'zlarining ajdodlarini shu kufrlariga, payg'ambarlarni qatl qilishiga rozimi? Ayni gunohni oladi bular. Bizning zamondagilar ham shunday. Bundan qutulishlik uchun tavba qilishlik kerak. Tavba qilsin, islomga kirsin va o'zlarining ajdodlarini qilgan butun xatolaridan baroat e'lon qilsin. Biz hech qanday aloqamiz yo'q. Alloh saqlasin, biz bunday jinoyatlarga yaqin kelolmaymiz desin. Alloh ularni kechiradi va ulardan aloqasi kesilib, kim bular Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan butun payg'ambarlarning safiga qo'shiladi. Ularni safiga o'tadi. Ularni karvoniga o'tadi. Ularni jamoatiga qo'shiladi. Kofirlar jamoatidan chiqib, payg'ambarlar jamoatiga, mu'minlar jamoatiga, avliyolar jamoatiga qo'shiladi. Bo'lmasa boshqa chorasi yo'q. Alloh taolo yahud nasoniylar bilan bir munozara o'rgatyapti. Qarang, munozara. Qur'on bizga munozarani ham o'rgatadi. Ularga aytilsa-ki, Alloh tushirgan narsaga iymon keltiringlar. Yana umumiy qilyapti, qarang. Injilga, aynan yahudiylar, nimaga injilga ishonmaysizlar? Ishoninglar. Iymon keltiringlar, Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'on Muhammad alayhisalomning kitobi emas-ku. Uni Muhammad alayhisalom uyidan olib kelmadi-ku.
Peki bari bir şehirge barak kiradı, uz yazmadı ki, Allah'tı kitabı ki, Allah tarafından nazil buldu bu. Sizler Allah'ki imanımız var deyseler, Allah'ki şeremiz deyseler, Allah'ki şenseler iznime ki Allah'tı kitabı ki iman getirmeyseler. İman getirirler, Allah'ın kitabı ki. Değilse, etedi ki, biz, bizge nazil kılıngan nesli iman getiremiz deyiz. Biz özümüzü kitabımızı şeremiz, Tevratımızı şeremiz deyiz. Şu hem bana beddahlik, kafirlik, Allah'ın hemen kitaplarına iman kildirişlik gerek. Ve bir de bana sana dikkat edin ki, aleyna diyet. Bime unzile aleyna. Bizi, bizge diyen de, ale kelimesinden kili yaptı, bizi ziddimizge nazıl kılınken. Karim, Tevrat ulardı ziddige nazıl buldu. Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, El-Kur'an hüccetun leke ev aleyk. Hüccet ya seni faydinge güvahtır ya ki aleyk zararinge güvahtır diyettiler. Çünkü o şey Tevrat Yahudilerde ya faydası ya hüccet ya ki zararige hüccettir. Bana bu ayette Yahudiler özler etrafı kılıyordu ki Tevrat bize zararımızge hüccettir. Bime unzile aleyna diyordu. Aleyna. İleyna dime yaptı. Ale kelimesine diyordu. Amel kıma geldin ki şunu diye buladı. Allah Teala Tevrat'ta ularge zarar bu sündür nazıl kıgeni yok. Fayda bu sündür nazıl kıgendi. Yukarıda geldi ki ve iz ateyne Musa kitabı vel furkanı leallekum tehtedun. O şende biz Musa'ya kitabı ve furkanı verdik. Hidayet tapilerdir diyordu Allah-u Teala. Leallekum tehtedun diyordu. Hidayet tapısın, doğru yolu tapısın diye nazıl kılıyordu. Peki onlar amel kımasını gibi olan uzlarına zarar kıvalıştı. Uzları zararı gibi oldu. Ve Tevrat'tan kiyingi, varahu diyeni kiyingi arkasındaki kitaplarına kafir buluşadı. Yani İncil'e kafir buldular. Kur'an'a hem kafir buluştu. Ve halenki o haktır. Kur'an haktır. İncil haktır. Ve onlar bile bir gibi gelinler sana Tevrat'ını tasdik kılıçıydı. Ey Muhammed Aleyhisselam, ayetin diyordu Allah-u Teala. Ayetin onlara. Ey Yahudiler, eğer sizler özleriz dava kıyandık, nü'minu bime unzile aleyne digendik, Tevrat'ke işen uçu bu salariz, Tevrat'ke iman getir uçu bu salariz, nimege evvelleri Allah'ını peygamberlerini öldürendileriz. Nimege peygamberlerine karşı çıktılarız. Tevrat'dan hüküm kıyan peygamberlerine karşı çıktılarız küsüler. Demek ki kezzap sılarsınız. Sizler Tevrat'ki iman getirmeyesiler. Bu Tevrat'tı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın uzlarızca bir nikab kova gelsinler. Bu nikab da arkasından nefslerizgi ibadet kılıyorsunlar. Nefs parasılık kılıyorsunlar. Şeytangi ibadet kılıyorsunlar. Şunun için elbette ki Muhammed Aleyhisselam hem düşman buldularız. Kur'an hem kasi çıktılarız. Karim. Bu küşlü delillerdi karim. Siz bunlarda bu ayetlerini yakışırsınız. Hiç kaysa Yahudi, Nasrallarda alımları bittesinmez. Hemen sizden münazara kılarmıyor. Siz onları yetersiniz ki en dünyadaki bütün Yahudiler ve Nasraniler. Bu en katta alımları. Sizler Kur'an'ı kabul kılmayarsınlar. Muhammed Aleyhisselam'ı kabul kılmayarsınlar. Ve kabul kılmasınlar hizmet yapsınlar ki bizi kabul kılma geldiğimiz şunu batılılığını delili diyorsunlar. İnsanlarda elde yapsınlar. Biz etemiz ki, Kur'an'da kabul kümesliyleriz, Muhammed Aleyhisselam'da kabul kümesliyleriz, silerdi, batıllıklarız ve asıl beşerlerizi açayaptı bunarsa. Kur'an'da batıllıkını göstermeydi. Çünkü, siler fakat yine Kur'an'da inkar kümediler, İncil'de hem inkar kıldılar, İncil'de hem karşı çıktılar, İsa Aleyhisselam'da hem karşı çıktılar. Bana Yahya Aleyhisselam'a hem karşı çıktılarız. Musa Aleyhisselam'a kança aziyet verdileriz. Sana bitiren neyimiz aziyetleriz. Sizler kaysi peygamberi vefa kıldılarız ki? Ve Tevrat'ta hem terk kıldılarız. Tevrat'ta kaysi hükmü gembel kılıyorsunuz. Sizler de adetleriz ki hakkı karşı çıkışlık, hakkı terk kılışlık, batıl buluşluk, batılge terabdarlık kılışlık. Sizler de adetleriz ki bu düşes, kıp kızıl buladıysa diyemeyiz.
Hani desin ki hiç azad gelmedi. Burada da deliller yok. Hani Kur'an bize münazara kılıçdır getirdi. Ve en güçlü deliller. Peygamberler de öldürdüler işte. Özlerizi peygamberlerizi. Aytaslar ki bu Muhammed Arap'tan çıkıp kaldı da bizden bu yendiydi deyişler o. Sizlerden bugün Yahya'yı ne kıldılar iş? Sizlerden bugün İsa'yı ne kıldılar iş? İsa Aleyhisselam ben İsrail'den dedi ki. Ve başka peygamberlerin halatını ne buldu? Kança zulüm kıldılar iş? Bana Musa Aleyhisselam Firavun deyip bedbahtı zulmeden kutuluşlarızı sebepçi bugün Musa Aleyhisselam'a kança eziyet verdiler iş? Hatta Musa Aleyhisselam çizemezden ettiler ki ve izkale Musa liqamihi lime tu'zuneni. Musa Aleyhisselam kavimler getirdiler. Ne gemin geziyet birisiler. Ve entüm te'lemun enni Resulullahi. Ve bilesler ki mi Allah diye yedisime Resulümen. Ne gemin geziyet birisilerdirler. Hani Kur'an'da kediyat. Şu derecede geziyet birisi. Mesara kılıçdı Musa Aleyhisselam'dı. Yani adli derse yedisilerdi Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkışlarız. Kur'an'a karşı çıkışlarız adli derse. Sizler mümin meselesiler. 92. ayet. Ve laqad ca'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhaztumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Ve qasam ki, qadem lam qasam ishun. Allah aytad va qasam ichamanki, haqiqatan ham sizlarga Musa ochiq hujjatlardan kelgan edi. Keyin sizlar Musa'dan keyin, ya'ni Musa alayhisalom to'rt oyga ketganda Tavrat nazil buladı, hep kelemedip gitkenleri de buzakını ilah kılıp aldılar İngiz. Ve vahalen ki sizler zalimsizler. Kalın Allah Teala ve entum zalimun diye. Sizler zalimsizler diye. Tefsiri ve lekad cekum Musa bil beyineti bil mucizeti. Beyinet yani mucizeler. Kel asa ve yedi ve felkil behr. Musa Aleyhisselam'da asası ecdaha gelenlerdi ve kulu kulunu çıkarken de kıyaştan bir münevvar bulardı ve dengizde açılışlıydı. Sümmette hastamul icle ilahen ki buzakını ilah kıvaldılar iz. Min ba'dihi min ba'di zahadihi lel miqat. Musa aleyhisselam miqat ve kitkenlerden ki entüm zalimune bittihadihi buzakını ilah kılıp alışlıyı bilen sizler zalimsizler diyordu Allah-u Teala. Hakikaten hem şimdi karim Allah-u Teala hem de Yahud Nesraniler de inkar kılı yaptı. Qasam ichib aytaman ki, haqiqatan Musa sizlarga ochiq hujjatlardan kelgan edi. Bayyinat. Ochiq hujjatlar umumiy kelyaptimi? Bu faqatgina bu dengizda ochilishligi va hassaga o'xshagan mo'jizalar emas. Imom Suyutiyni bu tafsirini siz buni inhisor deb chegaralashlik deb tushunmang. Bayyinat deganda birinchi uni Tavrot kiradi. Musa alayhisalom sizlarga Tavrotdan keldi. Ochiq hujjat dalil. Ondan keyin boshqa mo'jizalar. Dengizda ochilishligi, Firavnda g'arq bo'lishligi va undan keyin boshqa butun mo'jizalar. Hassa bo'lsin, mana qo'l bo'lsin, osmondan man va salvoning yog'ishligi, toshni urganda toshdan buloq chiqishligi va boshqalar. Shuncha mo'jizalar, shuncha ochiq hujjatlar, dalillardan keldi sizlarga Musa. Musa yine ben muamele kıldılarız. Sümme sonra Musa şunca hüccetlerden ki genden ki ittehaztumul icil buzaktı huda kıvaldılarız ki işte Muhammed Aleyhisselam yetiraz kılıyordular. Musa Aleyhisselam yakancalı zulüm kıldılarız. Min ba'dihi ve Musa sizlere etti ki Allah beni çakırdı. وَاِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً Allah etti ki biz Musa ile vaadeleştik 40 geçeye. Allah beni çakır yaptı, min Allah huzuru yeketi yaptan turtağa. Allah ile gepleşip gelemen kitap nazır kıladı. Kitap kemal kılamızı, kursam olup başarı verip kit oldu. Bir pastasılar buzak yesem, buzakı ibadet kıldılar biz. وَاَنْتُمْ ظَالِمُنْ وَاَسْلَى ظَالِمْسِلَرْ diye yaptı Allah Teala. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın karşı çıkasınlar. Hazır ki bütün Yahud Nasraniler bana şu günahlarına şerik. Bu yoldan çıkma geldiği için. Hazır ki Yahudiler biz buzakta ibadet kıyma yapıyoruz ki değişim mümkün. Lekin ibadet kıyanlarına inkar kıyma geldiği için bunlar da yoldan çıkma geldiği, İslam'da kabul kıyma geldiği için aynı günahlarına kötü uğradı.
93. ayet. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ Oşanda esleyin. Oşanda sizlerini kattık ahdi paymanlarınızı aldık. Ve üstülerinizi tur tağını götürdük. خُذُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِينَ Sizlerge kirtirgen nesemrini kuvvetle tutuyorlar. Mahkem üçleyler. Dedik. وَاسْمَعُوا وَقُلَحْ صَلِيلَرْ Allah'ın hükümlerine. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا Yahudiler etti ki ben İsrail eşittik. Allah Teala وَاسْمَعُوا dedi ki eşittiler. قُلَحْ صَلِيلَرْ dedi. Eşittik. وَعَصَيْنَا وَاِسْيَانْ قِلْدِيك dedi. Kalim. Kasi çıktık dedi. وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Kafirliklerinin sebebinden kalplerine buzağını içirildiler. قُلْ بِاِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam Sizler eğer mu'minler bulsalarınız, iman kiltirucu bulsalarınız, sizlerle imanlarınız büyürüyüp duruyen nese kendi hem yaman buldu. Tefsir وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ دِيمَ فِي التَّوْرَاتِ Oşanda biz Tevrat'taki nesege amel kılıçdik doğrusu sizlerinin kattı ahdı peymanları izah gendik. وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْجَبَلَ حِينَ اِمْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُولِهَا Tevrat'ını kabul kılıçdikten yüzü görgenlerizde tert digerlerizde üstelerizde biz turtağını kötergen edik. لَيَسْكُتَ عَلَيْكُمْ üstelerizde taşavarışlık için üstelerizde şu tağının küçük geçtik için وَقُلْنَا خُذُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدِّينَ وَاِجْتِحَادِينَ Veslerge kilitirgen nesemize ciddilikle, ictihadla, kuvvetle tutuyla digen edik. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ Ve emir kılınıp durgen nesemize kulak sarıyorlar. سَمَعَ قَبُولِينَ Kabul kılıç değil, kulak sarıştığıyla. Kulak sarıştığıyla iki kıl bölerdi. Biri, eteski mesela toplayırsa insanlardı. Adamlar da köçeden toplar gelirse etersin ki Müslüman mısınlar? Etersin ki hemen Müslüman mısınız deyiz. İslam dininde Allah-u Teala namazı farz kıyken. Şimdi şu saatten başla beş vakit namazda okuyuşlar mısınız? Hemen okuyumuz deyiz. Şimdi hemen ezden Allah razı olsun maşallah. Cüda akıllı insanlar da kendisiler. Hürbette çüntürüp koydum. Hürbette çünvandılar ise. Siz hemen size söküp çık geçiyorlardı. Darvazdan çık geçiyorlardı bas. Eşittik dedi yu ama namaz okuşmaydı. Köptülü güçündeydi. Büyen bir eşitçilik. Ama Allah-u Teala onlardan sema'a kabulin, kabul kılıçlik eşitçiliğine talep kılıyordu. Eşittiler mi? Kabul kılıyorlar. Kalu onlar etti ki sema'ya ne kavleke? Ettiler eşittik, sözünü eşittik dedi. Musa eşittik senin sözünü. Ve başka peygamberler diyelim eşittik. Ve asayna emrake ve büyüdüğünce isyan kıldık. Kimimiz neydi? Ve uşribu fi kulubihimul icle ve kalplerine buzak içirildiler. Ey halete hubbuhu kulubahum. Yani buzakta boyan muhabbet onların kalplerine araylaşıp gitti. Singip gitti. Keme yukhalitu şarabu şarap insanı araylaşıp gitkendik. Bir içimliği içsiz. Ya ki bir su turpaqa quyulsa qanday bir singib ketadi. Bi kufrihim bu kofirliklar sababidan bo'ladi. Qul ayti Muhammad alayhisalom lahum ularga aytingki bi esama shay'an. Qanday ham yomon narsa ekan ya'murukum bihi imanukum bi tawrati ibadati al-ajli tawratga bo'lgan iymonlaringiz, ya'ni buzoqqa bo'lgan ibodatga buyurib turganingizsa qanday ham yomon bo'ldi. In kuntum mu'minina biha kama za'amtum Yani uzlarız güman kıyandik, Tevrat'ki iman kilitirucu bulsalarız eğer. El mâne lestum bil mu'minin, mâna şu ki sizler mu'min, mescelersinler. Lennel imâne la ye'muru bi ibadetil icli. Çünkü iman buzaklı ibadet kılıçdikçe büyürmedi ki. Vel muradu adavuhum, murad, yine irada kılıyattır, yine ulanın atavbaları. Ey fekezelik entum lestum bil mu'minine bit Tevrat'i. Sizler de atavbalarız, Tevrat'ken iman kilitirmekanıdır. Aynı çünkü o şefsilerem Tevrat'ke iman kilitirucu mescidler. Ve kad kezzebtum Muhammeden vel imane biha vel imanu biha la ye'muru bi tekzibihi.
Sizler hakikaten hem Muhammed Aleyhisselam'ın yalancıya çıkardılarız, yalancı dediniz, kafir buldularız. Ve halenki Tevrat gibi olan iman Muhammed Aleyhisselam'ın yalancıya çıkarışlıkça büyürmeydi. Muhammed Aleyhisselam'ın tasdik kılıçlıkça büyürmeydi. Allah Teala bu ayette yine Ahd-ı Peyman meselesini zikir kılıp istedik yaptı bana. Bu küçükine mesele meselesi çünkü. Allah'a ahd ver, Allah'a ahd-ı peyman ver, söz ver ve onunla hılaf kıl. Bu güzel katta cinayet. Ulan ahd-ı peymanın agenliği, üstlerine turtağını kütergenliği ötken derslerde geldi tefsirlerde. Ki Allah tarayet yaptı, bu kildirgen neslimizde mahkem işleyirler Tevrat'ını. Ve kulak salıyorlar diyen de eşittik ve isyan kıldık diye yaptı. Bu Yahud Nasrani ve başka bütün kafirlerin sıfatı şu. Eşittik ve isyan kıldık deydi. Ama mu'minler semi'ne ve ata'ne deydi. Eşittik ve itaat kıldık deydi. Sahabelerin hayatına karın. Peygamberimiz Aleyhisselam şu ayet nazil bu dediyse şu ayette şu zahatı hayatlarına tatbik kılışadı. Kur'an eserine büyürseler şu zahatı onu hayatlarına tatbik kılışadı. Hazır kılavmimiz, hazır bu meydiyen yaptı sahabeler yapırmaydı. Şimdi Peygamberimizin zamanında yok muydu? Hazır biz kılavmimiz, İmkanımız yok, üzülümüz var diye insanlar yok muydu? Var idi. Ama bunlarını münafıklar değillerdi. Bunlar münafıklar idi. Bütün ayetlerde etiyat duyganımızdik, bana Müslümanlar dinden uzaklaşkanlık için halese halemese Yahudilerin haleti geçip kalıyordu. Hazır ki Müslümanlar da köptürü geçin diye. Kur'an'a amel kıydılar, Kur'an'da mahkeme şeylerdi. Siz eşittik ve isyan kıldık dedi. İsyan kıldık diyene ne diyene? Biz inkar kılamız diyenemez. Yahudilerde hiç kersenesi Tevrat'ı inkar kılmıyordu. Tevrat'ta kanca muhabbeti var. Nasrani'lerde hiç kersenesi İncil'e hürmetsizlik kılmıyordu. Kanca hürmeti var zahiren karasıyız. Müslümanlar da ki hemşinlik. Kanca hürmet kılışadı. Şimdi hürmet kılışadı ki gözümüzü körünmesindir. Niç kabat uğrar, pıçakıya yaşırıp koyuşadı. Uzak dursunlar. Şu derecede hürmet kıladı. Kara geleyen cürat kılışanlıydı. Lakin Kur'an'a amel kıldı. Siz amel kılmıyordu. Yahud Nasrani'ler şundik. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Kullu ümmeti yedhulûnel cennet. İlla men ebe. Ümmetimin hepsi cennetke kiledi. Lakin yüz ürgürgen cennetke kirmeydiler. Sahabeler hayran kaldı. Ya Resulullah kim yüz ürgüredi ki cennetke kirmekten? Hemen cennete girmek mahsup oladı ki ettiler ki men ata'ani dehala cennet. Kimi ki menge itaatsa cennete girerdi. Ve men asani fekad ebe. Kimi ki menge isyan kısa, karşı çıksa bu cennete girişliğinden yüzü yürüp dediler. Karim. Şöyle de ve men asani diyettiler. Menge isyan kıyanlar diyettiler. Bana ümmet men diyen, Müslüman men diyenler Peygamberimizde isyankar bu kişiler, bir ortası bir Muhammed Aleyhisselam'da kabul kımıymen, Muhammed Aleyhisselam'da sözüge amel kımıymen değil mi? Eğitmeydi, hem metredi Muhammed Aleyhisselam'da yaş görmemiz, o kişinin ümmetimiz, bu katta nimet, o kişinin sünnetleri mübarek, falan fıstan, sizge gel vermeydi mehtesliğine. Ama amel kımıydı. Ve ahsan ilerdi gene, bunu biz ne doğru düşünmeyelik. İnkar kıldıydı genemez. İsyan kıldık, amel kımadıydı yani. Kur'an-ı hadiste eşitip amel kımasını Yahudiyettir. Bunun başka tarafı yok. Bunun başka hükmü yok. Kur'an-ı hadis hükmünü eşitiz mi amel kımasız, Yahudisiz siz. Müslüman Yahudi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler, yeni ümmetim hali bir geçip yeterdi Yahud'dan sonra geldiler. Siz o şeylerden bulasız. Çünkü siz amel kılıyorduk, Allah'tan korkuyorduk. Semiyene ve asayene demeyelik. Eştik ve amel kılıyımız demeyelik. Semiyene ve atana. Eştik ve itaat kıldık. Şu zahata amel kılıyımız. Hazır ki Müslümanların haletine karasız, haklı getirirken oğlumlarına nispeten, Yahudilerde getirini getirişerdi. Eştik ve asiyan kıldık. Amel kılıyımız. Sizler doğru et yapsınlarım biz. Sizlere yakın yürüyen korkamız dedi. Derslerinizi kesip bizden listeye düşüp kalamız deydi. Sizler listeye düşüp adam sizler deydi.
Bütün dünya sizlerle teşhirip yürüptü deydi. Bütün istihbaratlarda közü sizlerde deydi. Şunun için biz sıraya kuşlanmıyız deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında hem şunu deydi. Bütün peygamberler zamanında şunu deydi. Yaşamaz mı? Dünyanın ilgelerimiz diye yaptırken adamlar bütün işini teşebbüsünü teşhirip yürüşken bize. Bu senin avruyunca, derecenge dallakı mıydı mı? Başka milyon milyonlar insanlar da bir tinge alışmaydı. İşlerini taşıyıp seni teşhiri görüştü. Seni teşhiri yanlarına pül bir şey yaptı. Derece bir yaptı. Ben mertebeler aşı yaptı. Yani kıymetli adam erken sende. Kıymetli adam bu yanın yaşamaz mı? Bir kadir, bir rasva insan burası ginkeler mi? Semine ve atana de, Kur'an-ı Hadis'e eşitti ve itaat kıldık de. Ne gizliyorsun kıl yapsan? Bahana kına. Hiç kendi bahana kabul bulmuyordu. Eştik ve itaat kıldık. Emel kılığımız herken diye halette. Siyasetlerde, hükümetlerde, zamanlarda, mekanlarda bahane kimeyim? Ötmedi o bahaneler. Hiç kendi bahanes kabul bulmuyordu. Emel kılığım. Yahudlarına kalplerine buzak içirildi diye yaptı. Yiyildi deme yaptı. Ne demek içirildi dedi. Yukarıda etkenimizde bir kumge ki turpaka su kuysuz. Aleyge suğudu yaşlep şimdi turpak. İç içe kirkilerdi. Buzak hem buzakka boyan muhabbet, butparaslik onların kalplerine singip gitkenildi. Yahud ve nasanlarını kalbine singip gitti butparaslik. Şunun için yani butparaslik kesip böyle yaptılar. Şunun için yani müşrik buluştu. Allah'a şirk kildir şey yaptı. Ruhlarına, kabirlerine sığınışadı. Haykellerine sığınışadı. Çünkü şirk, onlarda kalplerine singip gitken. Kafirliklere sebeple. Şimdi bir de söylemeyin ki, eğer onlarda kalbine buzaklığın muhabbeti içirilgen olsa, sindirilgen olsa, bunda beşerler kendi yıkıladı, kendi yıkıladı değil mi? Tavba kısın, İslam'da kabul kısın diye tazelerle düşünürler. İslam'da kabul kılıçta gibiler, bütün günahları yürüp giderdi. Çıkıp giderdi. Cesedinden zerre kadar bir şirkte esaratı kalmıyordu. Eğer İslam etken deyip, İslam talaptıken deyip tavba kısa, İslam'da kabul kısa. Bu mesela şu halette kalırdı. İslam'a mükemmel emel kımaya insanına beri bir şirk kirkütü olaydı beridir. Şirkten kurtulamayız. Bidiyetten kurtulamayız. Ey diye Muhammed Aleyhisselam, Yahudlarına aitkin, eğer sizler müminler bu salariz, sizler de imanlarız büyür yapıp durgen nefse kendi hem yaman buldu. İman şuna sege büyür adı mı? İman, buzakta ibadet kılıçlıkça büyür adı mı? İman peygamberlerde öldürüşke büyüredi mi? İman semiyene ve asayla deyişke büyüredi mi? Isyan kıldığı deyişlikke büyüredi mi? İman Tevrat'ta terkılışlıkke büyüredi mi? Sılade imanlarız kança yaman nesillerge büyürerken? Kança hem yaman eken sılade imanlarız. Bu iman nasıl bu? Bu küfür. Kale kendi mükemmel münazaralar buluyordu. Demek imansız ular, iman yok. Aldıngilerde hem iman yoktu, hazırgilerde hem iman yok. Allah Subhanehu ve Teala uzunin bu kelamların ayetlerini bütün dünyaya hakim kısın ve bu ayetler gezit bugün bütün cehalet, zelalet, küfür şirkini bütün dünyadan yok atsın.